5 Temmuz, 11 Temmuz değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Aşı oldum. Yıkanmak yasak. Evet, başım çok ağrıyor. Kalbim tıkanıyor. İdare edin. Bir hatam varsa da affola diyorum. Çünkü yapmam lazım. 2 gün sonra yükleyeceğim. Şu an haritanıza bakıyorum. İsteklerinizi elde edebileceğiniz konularla ilgili ısrarcı ve ispat etmek için ispat isteyebilirsiniz inatçılığınız yüzünden. Bugün bu dönemler özellikle parasal ve maddiyat anlamında kayıplar yaşayabilir. İhtiyacınızdan fazla harcamalar bir takım zorluklara sebep olabilir. Sizi zor duruma düşürebilir. Zevkleriniz ve konuşmaları, zevklerinize dikkat edin. Yani bu neye zevkiniz varsa, neye abartı harcıyorsanız bu konularımıza dikkat edelim. İleride kredi kartlarınız ve kredi ödemelerinizle ilgili aksilikler yaşayabilir ve zorlanabilirsiniz. Bu ayı böyle düzenli şekilde atlatalım. Çünkü burada parasal sıkıntınız daha tehlikeli noktalar ve inatçılığınız size zarar veriyor. Bunu bir toparlamamız lazım değerli kovalar. Parasal evrede risk haftanız. Yani gereksiz her şeyden uzak duracağız. Yani tatile de gitsek en bütçesi az bir nokta ve bizi yıpratmayacak bir tatil planı yapmanız lazım. Sonra büyük zorluklar sizin kapınızda olacak. İhmal etmeyin diyorum. İş konularınızla alakalı özellikle yeni bir oluşum, yeni bir işe girmek isteyen kova burçları için güzel fırsatlar var. Görüşmeleriniz olumlu ve keyifli geçecek. Hatta ve hatta hiç bu kadar huzurlu olmadığınız bir görüşmeye gideceksiniz ve kabul edilmiş olarak gözüküyorsunuz. O yüzden hiçbir görüşmeyi ertelemeyin. Bu dönem iş kapınızın hayırlı ve aydınlanması var diyorum. Değerli kova burçları, büyük bir firmada işinizle alakalı istifa edilmeye zorlayabilir. Mobbing uygulaması yaşanabilir. Etrafınızdaki insanlar iftira atabilir. Bu hafta işle alakalı sizi zorlayıcı şeyler var. O yüzden kendinizi ispat etmek, üst düzey insanlarla konuşmak isteyebilir. Birileri engel olabilir. Lütfen maille halledin. Kimseyle muhatap olmayın. Ya da patronunuz ya da yöneticinizden randevu alın. Birilerini devreye sokarsanız daha büyük sorunlar çıkabilir. Birebir kendinizi ifade ederseniz daha sağlıklı olabilir diyorum. Devlet ya da farklı alanlarda çalışan sabit iş kapısı olan kova burçlarında da işiniz bu şekilde devam edecek. Hatta ödenmesi gereken ek paralarınızla ilgili sürpriz yavaş yavaş ödenmeler başlayacak. Bu da sizi mutlu edecek diyorum değerli kova burçları. Kovalar, eğer ortakla bir iş kuruyorsanız biraz daha bekleyin ama yerinizi belirleyin. Eylül'e kadar bu sisteminizi oturtun. Çünkü güzel başarılar var. Özellikle de güzellik merkezi farklı alanda kadınlara yönelik bazı işler yapmak istiyorsanız bunu hemen açın ve bu kapınız gayet keyifli ve aydınlık olarak gözüküyor. Hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Devletle ilgili beklediğiniz evrak ya da devletle ilgili görüşmeniz gereken noktalarınız varsa bu kapılarda çok olumlu bir evre olacak. Bununla alakalı noktada fırsatları doğru değerlendirdiğinizde devlet kadronuz ya da devletle ilgili beklentiniz neyse ferah ereceğini söylüyorum. Bu ara en çok neye dikkat edin? Bol bol dua okuyun, enerjinizi bol bol değiştirin. Çünkü güzellikler de var, burada karmaşıklıklar da var. Enerjinizin motivasyonunu artırın diyorum. Aşk konusunda yorgun olduğunuzu ve güvende hissetmediğiniz ve ilişkiyle alakalı kafanızın karışık olduğunu, hayatınızdaki insanın kafasının karışıklığı size de yansıyor. O yüzden burada sizi yoran onun rahat tavırları, umursamaz tavırları, değersiz gibi hissetmesi sizi rencide ediyor. Aslında siz de uzun süredir bir ilişki terapisti bu ilişkiyi kurtarabileceğini biliyorsunuz. O tarafı ikna edemediniz. Bence bu ilişki terapisti sizin ilişkinizi kurtaracak. Mutlaka ihmal etmeyin. Sevgiliniz yoksa yeni heyecan, yeni arayışlar size çok güzel enerji sosyal medyadan ya da ortak bir tanışmayla güzel bir aşka yelken açacaksınız ve uzun süredir sevgiyi eksik hissediyorsanız güzel enerjilerde olacak ve motivasyonunuz artacak diyorum. Evlilik teklifi alacak bazı kova burçları. Evet, evlilik teklifi alacaksınız ama evlilik konusuna evet diyeceğinizle ilgili kafam karışık. Çünkü karşı tarafı bu ilişkiyi uzun süredir bu noktaya getirtti. Nasıl güveneyim endişesine gireceksiniz. Bence bu adım doğru. Korkmanıza gerek yok. O akıllandı diyorum. Evli kova burçlarında ters giden sorunlar var. Birbirimizi anlayamamak, gereksiz olayları abartmak ve birbirimize saygı evremizi yıprandığı gözüküyor. Bunu bir an önce çözün yoksa bu evlilik tehlikeye doğru gidiyor.
taşınma fikri olan ya da farklı alanlara gitmek isteyen kova burçları için güzel fırsatlar var. Farklı kapılarınız var. Değerlendirirseniz olumlu. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek ya da yurt dışından bir yatırım niyeti olan bazı kovalar, eğer orada yaşıyorsanız doğru bir anahtar, doğru bir iş kapısı ya da kendinize ailece kurmak istediğiniz fırsatlar var. Gayet ferah. Aile apartmanınız varsa aile apartmanında amca ya da dayılardan kaynaklı tartışmalar söz konusu olacak ve bu tartışmalarda sizin aile büyükleriniz bir an önce burayı satın gidelim evresine kadar gelecek diyorum. Bazı mahkemeleriniz var. Olumlu sonuçlanacak. Lütfen unutmayın, mahkemelerinizle mücadele edin. Sağlık olarak ayak taban, tırnak mantarları ya da egzama konularımız ön planda olabilir. İhmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.